bakar mısınız? Kimse yok mu? Merhaba, kimse yok mu? Abi elektrikleri hallettim ben. Kontrol de ettim. Bir problem yok. Vallahi nasıl böyle bir şey oldu anlayamadım. İlk defa görüyorum. Ne kadardı? 100 lira değil mi? 100 lira ver yeter abi. Bereket versin. Sağ ol, sağ ol. Baba! Baba yardım et baba! Gürcan! Oğlum! Oğlum! Oğlum neyin var? Oğlum iyi misin? Geldiler. Kim? Kötü adamlar. Tamam. Rüya görmüşsün. Tamam gel. Geldiler. Geldiler. Tamam oğlum sakin ol tamam. Geldiklerini gördüm. Siz görmediniz. Bağırmak isterim kaçın diye. Bağıramadım. Sonra da çok utandım. Utandın mı? Neden? Korkak olduğum için. Bak oğlum. Sen korkak falan değilsin tamam mı? Hem o adamlardan korkmana hiç gerek yok. Yanında ben varım. Sen korkmuyor musun? Hayır. Belki biraz. Babam ne derdi biliyor musun? Hayat sadece cesur olanlara yardım eder. Keşke ben de senin kadar cesur olabilsem. Tamam. Aç avcu. Bu benim özel karışımım. İçinde ne var biliyor musun? İnanç, umut ve cesaret. Ya özel karışımı bana da verdiğin için biterse? Sana bir sır vereceğim. Babalardaki iş bitmez. Şimdilik bir şey yapmıyorum canım. İzin verirsen yapacağım. Vermiyorum. Çık dışarı. Tuvaletin var kızım. Benimle kızım diye konuşma. Çık dışarı çabuk. Bak sadece tuvaletimi yapacağım ve çıkacağım. Hayır hemen çıkacaksın. Tamam kızma benim küçük jeneratörüm tamam. Gıcık. Çok özür dilerim. Ben korkutmak istememiştim. İyi misiniz? Daha iyi olabilirdim. Su. Gerçekten çok özür dilerim. Teşekkürler. Yürüyüşe mi çıkmıştınız? Hı-hı. Şimdi dönüyordum. Size iyi günler. Of oğlum amma ağırmışsın ya. Ne yedin sen ya? Ne işin var oğlum kucağımda senin? Kocaman adam oldun hala kucağımdasın. Sen aldın ama. Gel canım gel. Evet şimdi size bir kahvaltı hazırlayalım. Yumurtalardan yumurta seçin bakalım. Fazla da seçme şansımız yokmuş. Neyse. Sevgi nerede? Annem nerede? Annem diyoruz tamam mı? Ağzımızı alıştırıyoruz. Hem o Reyhan'a fazla açık veriyoruz. Dikkat edin. Annem nerede? Umarım alışverişe gitmiştir.
görmedim seni. Burada mıydın? Görünmez olunca ben de görmüyorum. Çok komik. Çık dışarı. Ya amma sorun yaptın ha. Bir saattir çıkmıyorsun. Ne yapayım? Sıkıştım. Süper olacak. De speciale le yumurta. Yaptığın çok kabaydı biliyorsun değil mi? Evet çok pis bir şeydi. Bir de kabul ediyorsun yani. Evet çok pis bir şeydi ama vücudumda daha fazla tutamadım canım ne yapayım? Ha ha çok komik. Şşş ya sabah sabah neyi paylaşamıyorsunuz? Küçük hanıma espri beğendiremiyoruz. Bana küçük hanım diyemezsin. Küçük hanım deme, kızım deme. Deme benim bir adım var Aylin çok kolay. Aylin senin için bile kolay ezberleyebilirsin. Aa uzatmayayım ama artık. Canım nasıl isterse öyle seslenirim. Gıcık ediyorsun beni gıcık. Ne oluyor burada? Çocuklar bakın, hepimiz için zor bir dönemden geçiyoruz. Doğru. İnsanları bir aile olduğumuza inandırmak istiyorsak ilk önce biz kendimiz inanmalıyız, değil mi? Kesinlikle. Bunun için de tek bir yol var. Neymiş o? Şimdi, kurallar belirleyeceğiz ve bu kurallara uyacağız. Tamam? Birinci kural. Yeteneklerinizi kontrol altında tutacaksınız. Ve yerli yersiz kullanmayacaksınız. İkinci kural, yabancılarla sıkı ilişkiler yok. Tamam mı? Oho! Kurallar çıktı ya bir de başımıza. Benim hayatta tek bir kuralım var. O da kendini koru. Çok basit. Her şeyi çözüyor. Evet, sadece kendini düşünürsen öyle. Ama şimdi ortak hareket etmek zorundayız, değil mi? Bakın tekrar hatırlatıyorum. İkinci kural. Yabancılarla sıkı ilişki yok. Tamam? Tarçınlı kek getirdim. Kek mi? Yumurtaların başına geleni gördün. Hem herkes çok aç. Ben de öyle. Tamam, tamam. Kimse yok mu? Ben açıyorum o zaman. Bizden ne istiyorsun? Sadece iyiliğinizi. Yukarıdaki kapalı odada kim var? Yine bir çocuk mu? Kim olduğunu boş ver. Senin bilmen ve inanman gereken tek şey, ben kötü bir adam değilim. Ama bunu zamanla anlayacaksın. Ne yapacaksın o çocuklara? Derya gibi esir mi tutacaksın? Hala anlamıyorsun. Ben sadece sizi korumak istiyorum. Sadece korumak. Maşallah pek de iştahlılar. Ama onlara hak veriyorum. Benim kekim gibisi yoktur. İstersen tarifini verebilirim. Olur. Sadece kek için gelmedim. Sorsanıza neden geldim diye. Neden geldiniz Reyhan Hanım? Müjde getirdim. Aa, yoksa bizden kira almayacak mısınız? Ah, çok şakacısınız Mehmet Bey. Çocukların okul işini hallettim. Nasıl? Sedat'la görüştüm. Sedat? Sedat okulun müdür yardımcısı. Aynı zamanda çok iyi bir öğretmendir. Ben ona Sedat derim çünkü biz Sedat'la çok samimiyiz. Sedat dedim, bu ailenin dedim evine hırsız girmiş. Hırsız girmekle kalmamış, evi soymuş soğana çevirmiş. Soyup soğana çevirmekle kalmamış, aynı zamanda ateşe vermiş dedim. Çok üzüldü. Tamam dedi. Yani gözünüz aydın.
Yani? Yani çocuklar nüfus kağıtlarıyla gelsinler, hemen kayıt yapalım dedi. Sahi mi? Ben sizin için daha ne yapayım? Çok teşekkür ederiz. Nüfus kağıdı diyor hayatım, nüfus kağıdı. Yoksa çocukların kimlikleri yok mu? Var. Var. Yandı. Ah, o hiç problem değil. Nüfus müdürlüğüne gidersiniz, 5 dakikada çıkar. Ah, 5 dakikada. Neyse, evde bir sürü iş beni bekler. Zaten sizin de yapılacak işleriniz var. Emin nüfus müdürlüğü, kayıt, ders kitapları filan. Gideyim ben müsaadenizle. Teşekkürler. Rica ederim canım, ne zaman istersin. Gerçekten çok teşekkürler Reyhan Hanım. Bu harika bir haber oldu. Aa, Reyhan Hanım da ayol. Reyhan de, komşuyuz biz. Peki, Reyhan. Heh, şöyle. İyi günler. Size de, size de. Ben gidip çocuklara müjdeyi veriyorum. Müjde? Tabii tabii, hiç durma, müjdeyi versen. Nüfus memurluğuna gitmemiz gerekiyor, duydun kadını. Kimlik diyor, kimlik. Ne diyeceğiz onlara? Biz 4 tane yetenekli çocukla aile oyunu oynuyoruz. Bize 6 adet kimlik verir misiniz? Ha? Mehmet, sen neden bardağın hep boş tarafını görüyorsun? Bardak. Ne bardağı? Ortada bardak mı var? Ortada bardak falan bile yok yani. Bizim durumumuz o derece fena. Bardak. Masana, kek çok güzel. Benim size kekten daha güzel bir haberim var. Ne? Okula kayıt oluyorsunuz. Helal, helal. Ne oldu? Okul lafını duyunca öksürük mü tuttu? Bir dakika, bir dakika. Okulla ilgili fikirlerimi söylemiştim. Ben okula mokula gitmem. Allah korusun, bir şeyler öğrenirsin. Kapı çalmak, izin almadan bir yerlere girmemek gibi. Okul varsa ben yokum. Ben varsam okul yok. Bu kadar net. Bu tavır ne? Ne bu şimdi? Gayet açık değil mi? Okul varsa ben yokum diyorum. Bunun anlaşılmayacak ne var? Bir dakika, bir dakika. Daha önemli bir problemimiz var. Kimliklerimiz yok. Mümkün değil. Mehmet, lütfen. Bardak mardak diye başlama bak. Akıl var, mantık var. İsteyen okuluna gitsin. Ama beni yok yazın, tamam? Bu mümkün değil. Neden? Çünkü şu meraklı komşumuz gelip de büyük oğlunuz neden okula gitmiyor dediğinde biz ne diyeceğiz? Ya okumak istemiyor diye. Ticarete atılacakmış diye. Okula alerjisi varmış diye. Ne bileyim ben? Olmaz öyle şey. Olmaz diyorsun. Tamam. O zaman benim kural devreye giriyor. Kendini koru, ortadan kaybol. Söz vermiştin. Abim olacaktın. Hiç bırakmayacaktın. Bak, insanlar böyledir Zeynep. Söz verirler ve tutamazlar. Tamam. Büyüdükçe alışırsın. Herkes bıraktı, sen de bırak. Gerçekten bravo. İnsanları kırmaktan zevk alıyorsun, değil mi? Dur, ben bakarım. Zeynep! Bir dakika, yalnız bizim başka bir problemimiz var. Kimliklerimiz yok. Değil mi? Kimliklerimiz olmazsa okula kayıt yaptıramayız. Ya da senin deyiminle kimlik yok, okul yok. Bizim de kimliklerimiz yok. Anladın mı? Ağlıyor mu acaba? Hayır, ağlamıyorum. Keşke Aylin abla gibi elektrik gücüm olsaydı. Ya da Gürcan gibi eşyaları hareket ettirebilseydim. Neden? Çünkü düşünce okuyunca çok üzülüyorum. Neden üzülüyorsun canım? Hepiniz gitmek istiyorsunuz. Evleriniz var, gidersiniz. Ama benim evim yok ki. Yani nereden çıktı bu şimdi? Burası bizim, hepimizin evi. Gitmek istiyorsunuz ama. Ama hepimiz gitmek istemiyoruz.
Hayır, istiyorsunuz, duyuyorum. Ben yalnız kalmak istemiyorum, lütfen gitmeyin. Tamam canım, tamam. Bir yere gitmeyeceğiz. Seni de yalnız bırakmayacağız, tamam? Her şey de çok güzel olacak. Söz veriyorum. Hayır, bir yol bulmamız lazım. Sizi yurt dışında okutacağız desek, olmaz. Eve de kapatacak halimiz yok. Kimlik işini halledemez miyiz? Mümkün değil. Mümkün. Efendim? Mümkün. Bir de bize nasıl mümkün anlatıver bari. Benim bir tanıdık var. Nüfus müdürü mü? Yok, kaportacı. Aa. Sanayide yaptıracağız kimlikleri. Kaporta paravan iş. Sahte kimlik pasaport işi falan yapıyor. Hah, bir bu eksikti. Sahte kimliğimiz de olur, tam olur. Başka çare geliyor mu aklına? Hem merak etme, korkacak bir şey yok. Benim babam korkmaz ki. Onu da cesaret. Süper. Cesur baba. Yapıyor muyuz? Benim kızımın da saçları çok güzeldir. Tıpkı seninkiler gibi. Uzun mu? Benimki gibi mi? Görmek ister misin? Evet. Tamam, ver lastiği. Bir dakika bekle o zaman, tamam? Kızımın fotoğrafı yanında. Ne güzel. Keşke babamın bir fotoğrafı da benim yanımda olsaydı. Evde var ama. Hemen gitmemiz lazım o zaman. Ha, Sevgi. Efendim? Sende vesikalık var mı? Var, ne oldu ki? Ha, Tilki'nin bir tanıdığı varmış da kimlik yaptırıyormuş. Sahte kimlik. Sahte kimlik mi? Siz delirdiniz mi? Olmaz öyle şey. Başımız belaya girer. Daha ne kadar belaya girebiliriz ki? Yani o da doğru. İmzalayıp verseydin. Zeynep, Gürcan onlarınki. Ha, onların yaşı küçük, gerek yokmuş. Ya Mehmet. Bak ne olur dikkatli olun, başımız belaya girsin istemiyorum. Yani olmadı başka türlü hallederiz. Umarım girmez. İyi misin? Ne istiyorsun? Ben sadece iyi misin, onu merak ettim. Bu adam benden ne istiyor? Senin ne işin var burada? Bırak beni, annemi istiyorum. Bağırma, bağırma. Ne? Tamam, dur. Oh, senin çok ateşin var. Bu böyle olmaz. Hadi doktora gidiyoruz. Hadi bakalım. Gel, tamam, 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 gel. Tamam. Eve gidip babanın fotoğrafını alacağız. Bir de birkaç parça kıyafet, tamam mı? Tamam. Thank you.
Zeynep'ciğim, çok kalamayız biliyorsun değil mi? Sadece fotoğraf ve kıyafetler. Tamam. Ama bence biz büyük ve güzel bir aile olduk. Ne dersin? Olduk değil mi? Tabii ki. Hem ben sana yalan söyleyebilir miyim? Oku düşüncemi. Şu kızı nasıl ikna etsem de dondurma yemeye götürsem acaba? Çikolatalı isterim. Ben de vişneli. Aferin sana. Sen akıllı bir kızsın. Anneni görmen için benim sözümden çıkmaman gerekiyor. Anlaşıldı mı? Hadi bakalım. Bir eczane bulup bu ilaçları alalım. Peki efendim. Teşekkürler. Afiyet olsun. Hadi bakalım. Dişim geldi. Pardon, tuvaletinizi kullanabilir miyiz? Tabii tabii. Arkada. Ver bunu bana. Ben burada bekliyorum. Bana dik dik bakmayı kesersen sevinirim. Efendim? Thank you.
Hayırdır birader? Yolunuzu mu kaybettiniz? Yoo. Allah Allah. Genelde buraya yolunu kaybedenler gelir de. Babam ne derdi biliyor musun? Hayat sadece cesur olanlara yardım eder. Keşke ben de senin kadar cesur olabilsem. Siz misafire böyle mi davranırsınız? Küçük bir işimiz var. Arkadaşa bakacağız. Kimmiş bu arkadaş? Dumdum Niyazi. Dumdum Niyazi. Ne istiyorsunuz? Kimlik işi yapıyormuşsun. Polis gibi konuşma. Kim demiş? Aportacıyım ben. Çekiçle para kazanıyorum. Vura, 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 vura. Anladın? Abi acil uzamamız lazım bizim. Sakat mevzular. Bir Tufay'a geldik sorma. Topuklamak farz oldu. Anlayacağın, bize 6 tane kimlik lazım. 6 tane kimlik. Şimdi 500'den desek 6 tane 500 3000 eder. Artık ADV parayı peşin alırım. Önce malı görseydik. Senin dilin biraz fazla uzun galiba ha? He? He. Olabilir. Ne yapıyorsun? Onunla da dilden konuşuyorum sakin. Resimleri alayım. Tüm bilgiler içinde yazıyor abi. Biraz acelemiz vardı abi. Parayı görelim. Önce malı görelim dedik. Öyle ya, müşteri haklıdır tabii her zaman. Ula. Siz dışarıda bekleyin. Varmış 1000 lira. Önce malı görelim derken çok havalıydın ha. Ne yapacaktım? Abi sen bizi idare et. Ay başı hallederiz mi diyecektim. Bir şey yapmamız lazım. Bir çare bulmamız lazım. Heh. Bir bu eksikti. Kaybol sen kaybol. Ciddi mi diyorsun ya? Ya yok abi yok ya merak etme. Ne baskını ya? Yok yok sen kafayı takma. Onlar buraya kadar ulaşamazlar. Ben varım ya boskocum. Ayıp ediyorum abicim ya. Yani değil mi? Biz kaç tane atlattık şimdiye kadar? Abicim gözünü seveyim ya. Neredeydin sen? Para buldum geldim. Ne? Nereden? Domdom abiden borç aldım diyelim. Ne yaptın? Sakin ol ya. Bir şey yok. Her şey kontrol altında. Umarım öyledir. Beyler. Gelin.